Hayırlı akşamlar. Yemiş çalışabilir misiniz? Böyle oturun gençler. Aa, baban at takma herhalde. Tamam, problem yok. Sen de al. Teşekkür ederim anneciğim. Otur. Yolda resim çekileceğim ama siz de alın lütfen. Nasılsınız Şevval? Hiç zahmet olmaz. Bir sen dua edin bize sevinir. Peygamber yolculuğunuz için. Elhamdülillah çok şükür. Allah razı olsun. Hayırlı bayramlar efendim. Nice bayramlara inşallah. Allah razı olsun. Hayırlı bayramlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah bayramlar. Hayırlı bayramlar, benim oğlum hayırlı vatandaşlar. Nasılsınız efendim, iyi misiniz? Allah razı olsun. Cenab-ı Allah nice bayramlar istiyorsunuz. İkram ederim. Hayırlı günler efendim, kolay gelsin. Sağ olun, başkanım hoş geldiniz. Başkanım hoş geldiniz. Buyurun, burası iyiymiş de. Hocam buyurun. Ne güzel ya. Allah razı olsun. Hasan Hanım sizinle görüşmek istiyorum. Görüşelim. Merhaba. Kılıçdaroğlu özel bir insan. Şu ana kadar Türkiye'de yapılan herhangi bir hayırlı işe daha evet dediğini duymadım. Herhangi bir projeye doğru dediğini de duymadım. Yapılan güzel bir işe evet Türkiye bunu kazandı, güzel oldu dediğini de duymadım. Her işte bir muhalefet, her işte bir karşı çıkma. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan ne yaparsa yapsın kötüdür deme alışkanlığını devam ettiriyor. Evet, muhalefet bunu gerektirebilir. Muhalefet etmek kelimesi belki de buradan geliyor. Ancak bizim bir takım yurt dışı ilişkilerimizde Türkiye'nin milli menfaatları söz konusu olduğunda muhalefet edilmez. Böyle konularda hükümet her kim ise desteklenir. Senlerce biz de muhalefetteydik. İçeride muhalefetimizi yapardık. Ancak bir başbakanımız veya cumhurbaşkanımız yurt dışına gittiği zaman gönlümüzde bir heyecan dalgası olur. Başarılı olması için dua ederdik ve ayakta alkışlardık. Meselelere bakışta milli ve yerli olmak çok önemli diye düşünüyorum ben. Evet, aykırı düşünebiliriz. Biraz olaya sağından, biraz solundan, biraz ortasından çok değişik şekillerde bakabiliriz. Yaşam tarzlarımız da farklı olabilir. Yani kimimiz muhafazakar bir yaşam tarzını benimseyebiliriz. Kimimiz daha modern bir yaşam tarzını benimseyebiliriz. İşte millet burada. Bakın. Herkes burada. Baktığınız zaman envai çeşitli insanı görebilirsiniz. Bundan güzel bir şey var mı? Hayır. Ama milli meseleler olduğunda, Kıbrıs konusu olduğunda, Akdeniz'de Türk insanının gücünü mutlaka ortaya koyması gerektiğinde, Karadeniz'deki menfaatlerimiz söz konusu olduğunda, Azerbaycan, Libya, Afganistan gibi konular söz konusu olduğunda da hepimizin birlik olması lazım. Tek yürek olmamız lazım. Çünkü burada önemli olan Türkiye'nin ve Türk insanının menfaatidir diye düşünüyorum ben. Fakat ne yazık ki bizim muhalefette bunu göremiyoruz. O da bizim en çok üzüldüğümüz tarafımız. Artık söylenen yalanlar, iftiralar, algı operasyonları alıştık. Yapacak bir şey yok. O konuda da takdir milletin. Velisiniz babası. Gel ya senden gel. Pardon başkanım. Cenab-ı Hakk'ım bunlar bir emanet. Elinize sağlık. Gel. Oğuz başkanım. Oğuz başkanım. Oğuz başkanım.